merkez. Bu hemen yolun alt tarafı deniz. Denizi çekmedik. Şimdi bu 300 metre kare arsalarımıza doğru gidiyoruz. Arsalarımızın her biri 300 metrekare, metrekare birim fiyatı 1000 TL. Bu arsalarda pazarlık da yoktur. Net fiyatı söylüyorum size. Efendime söyleyeyim, denize 1136 metre yakınlıktadır. 15-30 imarlı Aydın, Didip, Akbük merkezdedir. Her birine bir tane yazlık, villa, dübleks adına ne derseniz deyin inşa edilir. İmarlıdır. Hemen inşaat yapmaya müsaittir. 15-30, peki %15-30 imar nedir? H650, yani 6,5 metre yüksek yapıyorsunuz. 2 katlı, evet, çatı tripleks hukuki olarak yok. İmar yönetmenliğinde yok. Dolayısıyla her birinin %15 taban oturumu var. %15 de üstü oturumu var. 15'ten 30 kasıt odur. 15-30 imarlı demek bu anlama geliyor. İnşaat yapmaya müsaittir. Muhatabınız Didim Belediyesi'dir. Bir mühendis mimara verdiğiniz zaman koordinatları bir haritacıdan alır, size proje yapar. Bunda 3 oda, salon, ayrı mutfak olur. Ya da açık mutfak da yapabilirsiniz. İsterseniz havuz da yapabilirsiniz. Dolayısıyla yan yanadır da arsalar. Mevcut yoldan arsamıza doğru gidiyoruz. Yoldan arsaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, 20 tane arsamız var burada satılık. Emin olun bu arsalar uygundur. Bu abiler arsa sever insanlardır. Bir planları var. Yoksa bunlar arsa asla satmazlar. Yani Anadolu'da bazı amcalar var ya, hiçbir şeyini satmazlar. Bu abiler de öyle. Topluma, millete, vatana, devlete, insanlığa faydalı insanlardır. İşini bilen zeki insanlardır. Dolayısıyla burada satıyorlar. Ben de aracı size sunuyorum. Arsalar güzeldir. Gelip aldığınız zaman belediye imar işlerinde de öğrenirsiniz. Akbük merkezde, yani deniz zaten başladığımız yerde sayılırdı, göstermedim. Arsalarımıza doğru gittik. Araçla ne kadar mesafe olduğunu zaten beraber izliyoruz. Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Dolayısıyla hiçbir şoklama, hiçbir oynama da yapmadım videomla. Şimdi arsanın yerinde de beraber bakalım. Beraber arsalarımızın yerine, etrafına da bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Aydın dedim Akbük'te, müsaadenizle yine gözlüğümü takayım. Evet, gözlüklü ayıp olur size hitap edince. Burada size arsa sunumu yapacağım. Burası Aydın dedim Akbük'ün merkezinde. Yani Akbük merkezinde, ilerisinde de değil, berisinde de değil. Akbük Göktepe'de. Akbük Göktepe'de denize 1136 metre. Ölçtüm. Bu navigasyon var ya, ya da ada parsel sorgulamadan, böyle benim bulunduğum yer mavi nokta, bir de tam ayağınızı atacağınız denize 1136 metrekare, 300'er metreden 20 tane arsamız var burada. 10 tanesi bir adada, 10 tanesi bir adada. Efendime söyleyeyim, her birinin metrekare birim fiyatı 1000 TL. Yani 300 metrekare arsa 300 bin lira. 320 metrekare arsa 320 bin lira. 350 metrekare arsa 350 bin liradır. Dolayısıyla yani 1 metrekare arsa da 1000 liradır. Dolayısıyla buranın pazarlığı da yoktur. Etrafında da böyle siteler güzel. İçine girmiş. Ormandan dolayı deniz manzarası. Buranın yeri biraz yüksekte. Deniz manzarası ormandan dolayı, inşallah bunlar da kalır. Ormandan dolayı deniz manzarası terastan olur. Benim bulunduğum yer işte gördüğünüz gibi asfaltlı bir yol. Asfaltlı yolu göster. Evet, asfaltlı bir yol. Şuradan geliyoruz. Evet, buradan geliyoruz. İşte evler mevler. Peki bu tarafta stadyum var. Futbol stadyumu var. Bu ağaçların diğer tarafında. Bir de Göktepe'nin en tepe yeri var. İşte biraz da aşağıda itfaiye binası, bilmem bazı kurumlar, tesisleri falan var. Yer burası arkadaşlar. İki ada var. Yani 20 tane arsa var. Burada her biri 300 bin TL. Pazarlık gerçekten yoktur. Ben de almak istedim. Dedim ki hani bir tane ben de yapayım, kendime yavaş yavaş yapar satarım.
Aradım abi, dedi ki vallahi dedi yok, biz o fiyattan, dedi ki biz o fiyata veriyoruz, %2 de komisyon. Yani 300 lira, 3 kere 2, 6000 lira dedi komisyon veriyoruz. Yani onlara gireceği ceplerine 294 bin lira 300 metrekarede giriyor. Dolayısıyla ben burayı da size arz ettim. Mantıklı mı mantıklı? Uygun mu uygun? Peki size bir şey daha özetleyeyim. Bir tane mühendis bir arkadaş var. YouTube'da yapıyor. Tanımıyorum etmiyorum. Ben de takip ettim. Değerli, saygıdeğer bir arkadaştır. Bizim senin gibi mühendislere de ihtiyacımız vardır. Kanalın ismini de vallahi hatırlamıyorum. Bir sürü yalan yanlış bilgi var internette. Yani ben de yapıyorum. Başkası da yapıyor. Bir başkası yapıyor. Doğruyu bulmak zor. Yani biri diyor ki inşaat maliyeti bu. Biri diyor bu. Biri diyor arsa bu. Biri her biri başka bir şey diyor. Doğruya denk gelme. İnternette yazılan her şey doğrudur anlamında değil. Dolayısıyla o arkadaş doğru şeyler yazmış. 300 metre arsa. Efendime aldınız. 300 bin lira arsa aldınız. 300 metrekare. Peki bunun üstüne böyle çok cafcaf havuzlu böyle büyük yapmazsanız arkadaşlar yani 450-500 liraya da hani güzel alçılı modern bir şey yaparsınız. Ama havuz mavuz güzel daha da lüks şey yaparsanız ya 600 lira paranız gider. Dolayısıyla hani işte 300-600-900. Anladınız mı arkadaşlar? Tabi müteahhit de yaparsa yani şimdi 900 lira parasını verip bankada verse o paraları kazanır. Dolayısıyla 150-200 lira kazanması lazım müteahhitin de. O yüzden bu tarzda bir yer İşte 150-200 diyorlar. Bu ileride bir tane var 900 bin lira. Ben defalarca sundum. Kimse almadı. Mal bir de kıymete binecek. O 530'luk yerde Funda ablamıza hayırlı olsun. Dolayısıyla arsalar burası arkadaşlar. Şimdi ben ne konuyu dağıtmadan bir daha toplayayım. İnşallah yanlış bir şeyler söylememişim. Arkadaşlar 300 metre arsalar var burada. Aydın, Didim, Akbük'te, Denize 1136 metre mesafede 15-30 imarlıdır. 15-30 imarlı nedir? Yani buranın arsanın 300 metre arsanın %15 altına, %15 de üstüne 2 kat, 3 kat yok. 3 kat yukarıdaki çatı hiç yasal değil. Kanun diyor ki yapmıyorsun kardeşim. Yapan da kaçak maçak göçek yapmıştır. Onu ben söyleyeyim. Dolayısıyla 300'er metre kare arsalar, 20 tane arsa var. Denize 1136 metre mesafede. Her biri metrekare, birim fiyatı 1000 liradır. 250 metreler yoktur ama genelde 300 metredir bunlar. Aydın dedim Akbük merkezde. İşte yani 300 metre 300 milyardır. 15-30 imarlı. İnşaat yapmaya hemen hazırdır. Kazma vurup yaparsınız. Başka ne diyeceğim? Hani bir mimar mühendise verirseniz hemen yapar. Benim yeğenim Regaip hemen yapar. Size projede çizer. Siz de başlarsınız. Çok inşaat yapan insanlar var. Birine de inşaat yaparsanız hani adam parası olsun. Önce yapsın. Önce fiş sonra alışveriş gibi eskiden reklamlar vardı. Dolayısıyla arkadaşlar yer güzel. Deniz manzarası da biraz var. Yer gerçekten ucuz, uygun. Bu abilerin bir şeyleri var. Yani muhtemelen bir planları var. Bu abilerde bu fiyatta mal almak çok zor. Belki izlerler beni. Çok değerli insanlar. Onu da söyleyeyim. Ama demek ki bunlar bir plan var. Bir şey yapacaklar. O yüzden yoksa bu abiler arsa marsa satan adamlar değil. Hepsini de satıyorlar. Bak orada olan siteleri. Bir dakika işte. Bakın o karşıda böyle gece görüntü 550 bilmem ne evler yapmışım ya. İşte bu da bu abilerin evleri. Şimdi ben çevreyi de biraz arabadan size etrafı da sunroof'u açacağız. Size sunacağız sevgili arkadaşlar. Evet. 1136 metre denize yakın olan bu arsalarımız sevgili arkadaşlar satılıktır. Evet şimdi çevreyi de araçla size göstereceğiz. Saygılarımı sunuyorum.